Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Çesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Erzurum Karayazı ilçesinde Çayırbeyli Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Bekir Güllü ile mahalle içerisinde röportaj yapacağız. Çok şükür Karayazı ilçesinde de iki tane parke taşı döşenen mahalleye denk geldim. Evet. Bunlardan bir tanesi Anıtlı, bir tanesi de Çayırbeyli. Sizi tebrik etmek evet. istiyorum efendim. Efendim yani burada çamura basmadı en azından. Evet, siz de ayrıcıklar, ben sizlerden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizim amacımız köylümüzün yaşamış olduğu, mahalleye dönüşen köylerin yaşamış olduğu yerden yaşantısını tüm dünyaya ve yetkililere duyurmak. Hangi hizmetler yapıldı? Yapılan hizmetler için yetkililere teşekkür ediyoruz. Yapılması gereken de yetkililerden istiyoruz. Aynen. Şimdi muhtarımıza soruyoruz. Aynen. Kaç dönemdir muhtarsınız? Şimdi ben 2 dönem muhtarım. Evet. Ben köyümde de sağ olsunlar AK Parti döneminde ben yaklaşık 10-12 tane hizmetimi aldım. Ne sağ efendim bunlar? Başta altyapı, kanalizasyon altyapı, su içme tabii suyu. Benim şu anda su depom eksikliğim var. Ben dilekçelerle verdim. Bu sene yapılmadı da suyu evet. verdiler. Bir türlü yapılamadı. Şu dere esrarı kaç hane muhtarım burası? Benim köyüm şu anda 100 hane. 100 hane. Karşıda da bir mahallesi var. Tabii tabii. Benim 2 mahallem var köyümde. 2 tane camim var. Evet. Muhtarımın köyü Karayazı'da Köyceğiz gibi, Köyceğiz Mahallesi'ne de hayran kaldım. Muhtarımın mahallesine de hayran kaldım araştırmacı gazeteci olarak. Diyorum ki emekli olup gelip burada yerleşeyim, hayvancılık yapayım. Gözümüzün gördüğü her yer çayır. Haziran'ın 8'indeyiz. Görüyorsunuz dağlarda ne var? Kar var. Ne dağı? Çakmak dağı. Çakmak dağı sayın izleyiciler. Çakmak dağında da ne var? Karayazı'nın meşhur ters lalesi var sayın izleyiciler. Var mı bildiğiniz yerde? Var. Evet. Size inşallah onlarla gidip çekeceğiz. Evet muhtarım, dere ıslahı yaptıramadınız galiba. Dere ıslahı alalım şuraya. Şöyle bir şey. Dere ıslahı ben geçen dönemimden her bütün şey yaptı. Şu anda ihale aşamasında. Yalnız siyasetçiler bir türlü benim bu dere ıslahımı yapamadılar. Evet. Ben ondan şikayetçiyim. Ben doğrusu. Evet. Dere ıslahı burada yapılmalı. Ben çok uğraştım, çok şey yaptım ama bir türlü bu sene de ne kadar çaba harcadıysam bir türlü tutturamadık. Evet. Şimdi yaz ayındayız değil mi efendim? Evet. Yaz ayındayız. Evet. Bak bu kadar su akıyor. Kış ayında evet. ne kadar aktığını siz tahmin edin. Tabii ki. Tabii çok yağışlar oldu sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. 3-4 metre bazen fazla yani 4 metreden bile fazla evet. akıyor. Yani. Çelikli muhtarımız Şevket Çelik kardeşimiz çok güzel. Hem dere ıslahı yaptırmış büyük. Bir de köyün içerisinden geçen dereyi de ıslah yaptırmış. Evet. İşte Anıtlı Mahallesi muhtarımız yaptırmış. Nimetullah kardeşimize evet. de teşekkür ediyoruz. Bize bu arkadaşımız da köyüne parke taşı, altyapı, kanalizasyon yaptırmış. Taziye de yaptırdık. Şu anda okulumuz yapmakta. Okul da yapılıyor. Evet. İmam lojmanında yapılıyor tabii, mu efendim? Tabii bizim her şeyimiz her şey yapıldı. Ne? Bir bu eksik mi efendim? Bir eksik, bir de mezarlık etrafımız evet. çok bozuk. Çok gösterelim onu da sayın evet. izleyiciler. Taş duvarlarla örmüşler. Evet. Arkadaşlar mezarlıklara gereken önemi göstermemiz lazım. Şu bu dünyanın gelip geçici olduğunu ve kardeşlik ve barış üzerine bu şiirimi söyledim ama mezarlık yakın olduğu için bu şiirimi gene burada bütün dünyadaki insanlara sesleniyorum. Hepimiz kardeşiz. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolar uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel bir yasamız de, ahlaktır bizim. Ben, mezar denen ebedi mekan, evet. o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Gideceğimiz yer orası arkadaşlar. Mezarlıklara biz bakmazsak işte bu çocuklar da gençlerimizi sabah bir gün bakmaz. Biz de oraya gitmiş olacağız yani. Doğru mu efendim? Doğru. Onun için mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerde yapmasını evet. istiyoruz Mehmet Sekmen'den. Mehmet Sekmen'den teşekkür ederiz. Razıyız. Allah evet. razı olsun. Cümlemize. Ama sadece benim köyüm her yeterli her eve gidemedik. Parke taşı yetersiz mi? Yetersiz. Kaç metre kare eksik daha? Aşağı yukarı 6000-7000'e yakın parke taşı ihtiyacımız eksik. Var. Onun da tamamlanmasını istiyoruz. Bir de hayvancılıkla uğraşıyoruz biliyorsunuz. Gölet evet. ihtiyacımız var. Su şebekelerimizde eksiklik var. Ben dilekçelerle Sayın Başkanımla evet. paylaşmıştım. Bunları yapılmasını istiyoruz. Ha bir de Çayırbeyli'ye şu anda biz yol olarak gidip gelemiyoruz. Belki siz evet sayın izleyiciler. Şunu söyleyeyim. Ben buraya geldim ama bir daha evet. beni çağırsa bu muhtarlar gelmem. Çünkü ön üzerim kalmadı. Evet. Takır 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 tıkır 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 buraya geldim. At arabası gibi sayın izleyiciler. Evet. Allah yardım etsin burada yaşayan. 3-4 tane mahalle var. Evet. 8 tane toplamda mahalle var evet. galiba burada evet. sayın izleyiciler. Haylaz yaklaşık grubu, Haylaz grubu 8 mahalle var. Yaklaşık 4000'e yakın nüfus var.
mutlaka bu grup yolu öncelikle asfaltlanmalı. Evet, aynen. Diyoruz. Mehmet Sekmen Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Çalışmalar var. Yüceli'ye kadar çalışmalar var. Devam ediyor. O çalışmaların bu köyle mahalleye dönüşe, tamam, köylere uzanmasını istiyoruz. Arslanbaşı gazeteci olarak rica ediyoruz. Evet. Mehmet Sekmen'in tüm Erzurum ilçelerinde yapmış olduğu hizmetler yapacağının teminatıdır diyoruz. Evet. Ben başkanım araştırmacı gazeteci olarak, evet, güveniyorum. Çok güzel hizmetlere imza attığını gördüm. Dere ıslahı yaptığını gördük işte sayın izleyiciler. Köy, Köprüköy'den buraya gelirken 4-5 tane köy yolu sıcak asfalt yapılmış. Evet. İnşallah burası da asfaltlanır diyoruz. Şu arada da bir şey diyebilir miyim? Sayın, buyurun, valimde de ben bir muhtar olarak teşekkürlerimi iletmek, evet, istiyorum. Okuluma el attığı için kendisine çok teşekkür, evet, ederim. Sayın Erzurum valimize de buraya okul yapımında katkı sağladığı için. Emek inkar edilmez. Evet. Emek inkar edilmez. Sayın işte valim de çok, evet, teşekkür ederim. İşte biz de emek harcıyoruz sayın izleyici. Evet. Araştırmacı gazeteci olarak 1200 kilometre yol geldik burada. Vatandaşın yaşamış olduğu yerden yaşantısını ve sorunlarını, çilesini, yapılan hizmetleri tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemize yapılan tüm hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep, evet, Tayyip Erdoğan'a, evet, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, evet, ve kabine üyelerine teşekkür ediyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür siz ediyoruz. Siz de köyümüze, içimize hoş geldiniz. Ben sağ olun. Akşam da sizi iftara, sağ olun, bekliyorum inşallah. İnşallah bakalım nasip kımset neredeyse. Başım gözüm üstüne gelmişsiniz. Sağ olun, var olun. Gelmiyorum, resim al.